Dışında neler yaparsınız Mardin'de? Doktorluk dışında doktorluk yapıyorum. Çünkü mesai diye bir şey yok bizde. Mesaide yaklaşık 90-100 hasta zaten bakıyorsunuz aile hekimi yapmakla. Eve döndüğünüz zaman zaten telefonlar sağdan sola. Biz bu arada Mardin'in hatır sayılır bir ailesinin mensubuyum ben. Ve hayli geniş bir çevrem var. Mesai saati dışında da eşe, dostu, akrabalara falan yurt dışından şeyler var her taraftan. Ablamlar, akrabalarım, yeğenlerim falan onlarla daha bir sürekli sağlıkla ilgili. Zaten çarşıda, pazarda bir doktorun zaten en büyük şeyi zaten budur. En büyük sıkıntısı. Herkes şikayetinden bahsediyor. Her yerde doktorsunuz. Çarşıda, pazarda, mezarlıkta, taziyede, düğünde ve ben... Yarışmada Nuri Bey şuramda biraz bir ağrı var. Yani o zaman hemen soyunun bakalım. Demeye yani çalışıyorum. Pek bir fırsatım olmuyor diyorsunuz başka yani, şeyler yapmaya. Maalesef çocuklarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Ondan sonra başka ne yapıyorum ya? Eşini söylesin efendim. Mikrofonu aldı eline ama. Evet, pardon. Eşimin pek boş vakti olmuyor. Çünkü dediği gibi doktorluktan başka bir şey yapmıyor. Yani sürekli hastası oluyor. Eve geliyor. Veya gittiğimiz yerde oluyor. Öyle yani. Bir de şu var. Çok geniş bir çevre. Yani Türkiye çapında. Habire taziyelere gidiyorum. Abi ya eş dost falan oluyor. Onları tabii bu tür şeyler bizde tabii çok önemli şey. Yani çok çok önemli bir değerdir bu. Yıl dışına genellikle taziyelere gidip gelmekle yıl dışı seyahatleri yapıyorum. Yani anladım efendim. İlk defa böyle bir şeye katılıyorum. Renk kattık size o zaman. Siz de bize renk kattınız. Teşekkür ederim. Sıradaki tabii. Sorumuz 6. soru. 7500 lira değerinde gelsin ve görelim lütfen. Türk Dil Kurumu'na göre utangaç anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Mahcup. B. Mahcup. C. Mahcup. D. Mahcup. Mahcup olması gerekir. De mahcup. Ya size karşı çok kendimi çok mahcup hissediyorum. Mahcup. P'ler sonradan şey olmuştur. B'ler P'ye çevrilmiştir. Bu da biliyorsunuz Arapça bir kelimedir. Bunu bilmem gerekiyor. Eğer bilmemse, ya bilemezsem kendimi kolay kolay affedemem. Mahcup değil. Mahcup. Bir defa şeyler... Mahcup. Süreniz azalıyor. Evet. Risk alıyorum. D diyorum. Mahcup. Son kararım demek zorundayım. Mahcup. Dediniz. D şıkkı. Cevap. P'lerde P olmuştur dediniz aslında. Ama niye mahcup dediniz? D şıkkı dediniz. İddia ediyorum. B harfi, orijinali B harfidir, mahcup. Aslında kitap değildir, kitaptır. B harfiyle biter. Türk Dil Kurumu'na göre diyor ama yani, soruda yazılışı bunun soruyoruz. Bunun asıl orijinali mahcuptur, mahcup. Bunun Arapçadaki şeyi mahcuptur. İşte Türkçe'ye mahcup. Girerken nasıl olmuş? Türkçe'ye sonradan artık TDK'da veya artık başka yerlerde... Bunu da bu... siz söylediniz ama aslında. Türkçe'ye geçerken P olmuştur dediniz. Biz de bunu soruyoruz zaten ama nedense B'yi seçtik. Türkçe, TDK'ya ya kötü oldu neyse. Neyse. Bugün sağlık ama... olsun efendim. Yani evet B'den P'ye geçmiş. Türkçe'ye neden böyle yapıyorlar onu bilmiyorum. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Meryem Can geliyor. Meryem Can.
Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Şu an çok heyecanlıyım. Buyurun sizi tanıyalım. Ben Meryem. 23 yaşındayım. YouTube kanalım var. Orada videolar çekiyorum. Öyle. YouTuber. Ama, evet, YouTuber'ım. Ama bu programla ilgili şöyle bir anım var, onu anlatmak istiyorum. Asıl gelme sebebim de o. Ben buraya yarışmacı yakını olarak gelmiştim. Orada işte yarıştı arkadaşım gayet mutlu bir şekilde. Eve gittik, sonra işte belli bir miktar para aldı. Sonra kıskandım onu. Yok, keşke öyle bitseydi. Öyle masum bitmesini çok isterdim. Ne oldu? İşte bizim evimiz yakın, komşuyuz falan filan. Hadi eve gidelim, bunu kutlayalım falan dedik. Eve bir gittim. Benim evime hırs girmiş. Yani ben o yüzden biraz kaybettiklerimi almak için geldim. Buradan izleyicilere de umarım kapılarını kilitlemişlerdir. Çok büyük geçmiş olsun. Aynen. Yakınlarınız kapılarını evet. Kilitlemişlerdir herhalde. Onlar kilitlemiştir büyük ihtimalle. Ne kadar bir kayıp oldu? İşte bilgisayarım gitti, fotoğraf makineleri falan ondan gitti. Yani 10 bine yakındı. Bu kayıptan ziyade insan psikolojik olarak çok rahatsız eden bir şey. Evet. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, kimlerle beraber geldiniz? Komşularımla birlikte geldim. Acaba şüpheliler onlar mı? Evet. Şaka yapıyorum. Efendim, hırsız girdiğinde siz neredeydiniz? Aslında o burada yarışıyordu. O sıra yarışan neredeydi? Oydu. Öyle mi? Evet. Siz evet. Mi? Geliyor mu sesim? Ben sizi hatırladım, evet. Hatırladınız değil mi? Hatırladım. Bir ara burayı tattım, şimdi burayı tadıyorum. Tam buradaydınız. Aynen, tam orada çok heyecanlıydım. Yine burada da heyecanlandım. Burası evet, da ayrı ya. Bir şeymiş yani. Evet, ben de çok kötü gülmeye başladım yüksek. Bir günde burayı denersiniz isterseniz. İnşallah, bir 10 yıla denerim orayı. Neden olmasın, inşallah. Buyurun. Kaç lirayla ayrılmıştınız? Ha, kaç lira? Duyamıyorum ya. Kaç lirayla ayrılmıştınız buradan diyorum. Ben 7500 aldım. Gururla aldım ve çıktım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Para bitti. Ha yok, gitmedi, duruyor. Duruyor mu peki? Yok, duruyor. Ellemedim, hatıra parası. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misiniz? Siz tecrübe ettiniz burayı. Yani şu an benim olduğum kadar heyecanlı durmuyor. Bu şekilde evet, heyecansızlığını korumasını tavsiye ederim ona. Şimdi heyecanlandım. Aynen. Ay kötü oldum şimdi Murat, öyle demeseydin keşke. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Merhabalar, ben de Nur'dan, Meryem'in arkadaşıyım. Geçen sefer Meryem'le birlikte gelmiştik yine evet. Murat'ın yakını olarak. Yani geçen ikinci sefer birlikte oturuyorduk evet, orada. Yan yana oturuyorduk. Şimdi yine ben geldim, yani ikinci deneyimim benim de. Başarılar diliyorum. Umarım güzel olur onun için. Eğlenmeye geldik buraya zaten. İyi şanslar. Teşekkürler. Evet Meryem Hanım. Evet Murat Bey. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Hangisi gereği veya nedeni yokken anlamında kullanılan bir ifadedir? A. Durup dururken. B. Gidip giderken. C. Oturup otururken. D. İnip inerken. A. Durup dururken son kararım. Oley. Tamam, ilk soruyu geçtim. İkinci soruda sıra, ilk baraj sorusu gelsin lütfen. Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözde ifade edilir? A. Tıslamak. B. Çemkirmek. C. Kişnemek. D. Gıdaklamak. Daha önce bir korktum ama A. Tıslamak son kararım. Ay, yanlış mı yaptım? Aa. Güldü. Ay. İkisi beraber gülüyorlar şu an. Ama siz de köpek beraber çemkirir mi? Bir şey diyeceğim. Köpek çemkirmez. Köpek çemkirir tıslar mi ya? Tıslar mı peki? Tıslar ama şey olmuş, sinirlendirince. Köpek çemkirir. Ay inanamıyorum ben. Yani halk arasında tabii çok kullanıldığı için belki siz... Bir şey diyeceğim. 1.000 lira alamadım değil mi? 1.000 lira alamadınız evet. 0 lira. Olsun. Gerçekten. Ama ya köpek çemkirir mi ya? Murat Bey lütfen. Yani evet. Artık tabii insanlar için çok kullanıldığı ben... için belki ondan size garip evet, geldi. Evet, insanlar sanki çemkiriyor gibi geldi bana. Evet. Niye bu kadar güldük? Ay çok komik. Çok komik. Ama gerçekten komik. Ben olsam ben de gülerim şu anda. Gerçekten bana yazıklar açıkmış, olsun. Çok komik ya. Gerçekten bana yazıklar bundan olsun. Bundan bahsediyorduk çünkü gelmeden evet. Önce. Gerçek oldu. İlk soruda eğlenmedim en azından.
Ya gerçekten hiç beklemiyordum. Ben şey çok üzüldüm şu an. Annemlere falan haber verdim. Dedim ki Kim Milyoner Olmak İster'e katılacağım. Şimdi bekleyecekler beni çıkacağım diye. Ay. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Beni tanımıyor gibi yapabilirler. İzin veriyorum. Ne diyelim? Ama ya köpekçim. Sağlık olsun diyelim, ne diyelim? Sağlık oldu sağlık bana. Olsun. Sağlık olsun efendim. Sağlık olsun. Canınızı sıkmayın, boş ver. Olsun. Erman Gören geliyor. Merhaba, buyurun. Hoş geldiniz Erman Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nereden katılıyoruz yarışmaya efendim? İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. Nedir mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Yakın zamanda doçent oldum. Nedir bölüm? Eski Yunan Dili Edebiyatı benim konum ama lisans döneminde hem eski Yunan Dili Edebiyatı hem... Bu eski Yunan döneminden çekilmiş. Bu benim doçentlik jürimden. Doçentlik jürimden. Kasım ayında doçent oldum. Oradan bir hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Aynı zamanda felsefe okudum. Ama çalışma alanım çeşitli. Yani şiir çalışıyorum, felsefe çalışıyorum. Hatta biraz teolojiye kayıyor. Hatta iki sene önce doktora sonrası araştırma için Harvard'da ilahiyat fakültesinde bir çalışma yaptım bir sene boyunca. Yani, Harvard'da ilahiyat fakültesi. Evet. Ya orada ilahiyat fakülteleri biraz farklı. Buraya göre yani burada genelde olmasına rağmen tek bir alanda ülkenin dini çalışılmasına rağmen orada her alanda çalışma yapılıyor. Çünkü dünyanın bütün dinlerinden onlarla ilgili çalışma yapanlar var. Ben de Yunanca bildiğim için ve konum oraya gittiği için orada 6. yüzyıl bir Hristiyan mistiğini çalıştım. Onunla ilgili bir çalışma yaptım. İşte pekala. Oradaydım. Başka neler yapıyorsunuz? Müzikle ilgilenirim. Biraz ud çalarım ama udla biraz küstürdüm udu, öyle diyeyim. Elimde cümbüş var. Cümbüş. Arada işte arkadaşlarım... Telefonda bir arkadaşınıza mı çalıyorsunuz? Yo, önümde şey var, akort aleti var. O cümbüş çaldığım bir arkadaşlarımızın... Olur ya, bak dinle bak. Senin için geliyor bu müzik. Orada bir arkadaşımızın restoranında onların sakladığı bir cümbüş vardı. Benim de biraz çaldığım bildikleri için cümbüş çıktı ortaya. İşte ben akort yaparken gizlice çekmişler. Kimle beraber geldik efendim? Bir arkadaşımla beraber geldim. Aslında bu yarışmaya katılmama sebep olan arkadaşımla. Çünkü ısrar etti. Başvur, başvur, başvur. En sonunda başvuru işte bu süreç aman, dedi, buraya kadar geldi. Aman yahu. Öyle mi oldu? Yani artık şöyle bir şey. Yani bu kadar madem... Isrardan sonra. Isrardan madem ısrar ediyorsunuz evet, geleyim. Bari başvurayım. Dedi. Peki. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Arkadaşıma çok güveniyorum ve başarılar diliyorum. Bilgisine çok güveniyorsunuz. Bilgisine gerçekten. Çok güveniyorum. Sizce kaç lirayla ayrılır buradan bugün? Bence buradan milyon alması gerekiyor. Teşekkürler. Erman Bey, hazır mıyız? Hazırım. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Öğretmen öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? A. Kollarını göğüste bağlayıp, B. Ayağa kalkıp, C. Ellerini havaya kaldırıp, D. Tek ayak üstünde durup. Burada iki şık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. Çok garip geldi bana soru. Keşke seyirciye mi sorsaydınız efendim? Çok garip geldi soru. Yani niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde olmaktan yani, daha iyidir. Yani ama yani böyle bir metafor mu var? Kollarınızı bağlayabilir misiniz efendim? Çiçek mi oldu? Bu çiçek olmak aslında sessiz olmak
Uslu olmak. Ama bu metafor bunu ifade ediyor mu bilmiyorum. Şimdi burada metaforu sorulmuyor. Burada metafor sorulmuyor. Yani genel olarak çok bilinen... Ben hiç böyle bir şey duymadım da. Öğretmenlerin, işte öğrencilerine çiçek olmalarını... Sizin biraz şanssızlığınız olmuş efendim. Olabilir. Ben duydum. Ha, ben hiç duymadım. Hiç duymadım. Böyle bir şey de duymadım. Çiçek olmak gerektiğinde... Evet. Kolları zaten böyle bağlamak gerektiğini... Zaten zorlamasıyla gelmiştiniz. Yani hiç duymadığım bir şey. Gerçekten hiç duymadığım bir şey. Ve şey deyince de... çiçek olmalarını istediğinde deyince de tek bir şey aklıma geldi. Çiçeklerin tek ayağı olur. Böyle bir metafor da ben duymadım. Yani ama yani ben sadece bir metaforu soruyorlar zannettim ama bir böyle bir değiş varmış demek ki. Haberim yok. Sağlık gerçekten. Olsun efendim. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun.